Merhaba arkadaşlar. İlkokul Etkinlikleri kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bundan önceki resim derslerimizden hatırlayacağınız üzere yaprak resimleri yapmıştık. O yaprak resimlerini yaptıktan sonra bugün sizlerle önce biraz çiçek resmi, ardından da burada gördüğümüz meyveler, mantarlar var. Mantarlardan sadece birkaç tanesini çizeceğiz. Ve ardından zamanımız kalırsa da bu ağaçların nasıl çizildiğini öğreneceğiz. Hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Çiçeklerle başlayalım. Çiçekleri çizmek için öncelikle hemen birer tane yuvarlak çizeceğiz. Hemen kalemlerimizi alalım. Çok fazla bastırmadan iç içe geçmiş halkalar çizelim. Bakın bir böyle. Bir böyle. Sonra bu halkaların etrafını belirginleştirelim. Ve halkalarımızın içlerini boyayalım. Dışını şöyle turuncuyla boyayalım. İçini de şu renk boyayalım. İlk çiçeğimiz belirginleşti. Hemen buna benzer çiçekleri daha hızlı nasıl çizeriz? Bir de ondan yapalım. Hemen şuraya bir yuvarlak dışına. Direkt bakın bu şekilde de boyama yapabiliriz. Bu defa dışını şöyle bir kırmızıyla yapalım. Bakın kenarlarına geldiğimizde böyle biraz yavaşlayıp dikkatlice çiziyoruz. Ve aralığa İç kısmının rengini atalım. İç kısmını ne renk yapalım? Şu renkle yapalım. Evet. Şimdi araya birkaç tane de yaprak çizelim. Ve çiçek sayısını arttırdığımızda çok güzel çiçek görünümleri elde edebiliriz. Yine aynı şekilde hemen ikinci çiçek yapımına geçelim. Bunda da iç içe geçmiş 3 tane halka kullanacağız. Birinci halkamız, ikinci halkamız ve üçüncü halkamız. Ardından buna bir sap indireceğiz. Burasına bir yaprak. Burasına bir yaprak indirdiğimizde çiçeğimiz hazır olacak. Hemen boyamasına geçelim. En iç kısmını sarımızla boyayalım. Hemen onun bir dışını mor renk boyayalım. En dış kısmımızı da maviyle boyayalım. Boyamada yön önemli. Eğer yönümüzü belirgin bir şekilde tek yöne boyuyorsak o yönde boyama yapmalıyız. Dalgalı yuvarlaklar çizerek boyadığımızda yön çok belli olmaz. İstediğimiz yönde boyayabiliriz o zaman. Hemen yapraklarımızı da yapalım. Sapımızı yapalım. Yapraklarımızı da boyayalım. Ve resmimizi tamamlayalım. Şimdi üçüncü tip çiçeğimize geçelim. Üçüncü tip çiçeğimizde yine aynı şekilde bir yuvarlak kullanacağız. Şöyle. Yuvarlağımızın içerisine şöyle bir kontür atacağız. Ve buradan çiçeğimizin şöyle ayırmasını yapacağız. Bakın burasını belirginleştireceğiz. Burayı daha belirgin hale getireceğiz. Burayı da böyle belirginleştireceğiz. Bakın yaprak yerlerini belirledik. Dış çizgileri birazcık daha az bastırırsak bu diş çizgileri yok etmek daha kolay olabilir. Hemen bir tane daha şuraya çizelim. Şimdi boyama kısmına ve yapraklandırma kısmına geçelim. Şuraya şöyle uzun uzun yapraklar yapalım. Şöyle bir yaprak da oraya atalım. Şurasından şöyle bir yaprak gelsin. Şu yaprak şöyle gelsin. Şuradan sapı gelsin. Şuradan da bunun sapı gelsin. Şuraya bir yaprak daha atalım. Şimdi boyamaya geçebiliriz. Yapraklarımızı yeşil, çiçeğimizi pembe tonla boyayacağız.
çiçeklerimiz. Tamam. Şimdi sırada yatay bir çiçek çizme var. Hemen bu iş için iki tane elips çizeceğiz. Yine kalemimizi alıyoruz. Bir yatay elips. İçerisine şöyle bir elips daha çizeceğiz. Ve şu yaprakların geleceği yerlere şöyle şöyle çiçeklerimizin son yaprak kısımlarını belirginleştirdik. Ve şimdi geldi sırada boyama kısmımız ve gölgelendirmelerimiz var. Şöyle hafif hafif birer gölge uygulayacağım. Çünkü yapraklarımızın kendisi beyaz olacak. Ve şu iç kısmını bir papatyanın içi olarak düşünerek turuncuya boyayacağız. Bakın yatay bir papatya elde ettik. Şimdi sıradaki resmimiz güzel bir sarı çiçek yapacağız. Bu çiçeği yapabilmek için yine yuvarlaklardan faydalanacağız. Bir yuvarlak, bir de üçgen kullanacağız bunun için. Şimdi normalde burayı böyle çizerdim ama böyle yaptığım zaman kontürü, elimdeki kalem birazcık fazla siyah. 4B bu. Normalde 2B ile çalışıyordum. 2B'yi bugün bulamadım. 4B ile çalıştığım için çok fazla bastırmayacağım. Ve kontürleri çizmesi biraz zor olacağı için. Bakın önce yuvarlak yapmıştık. Şimdi yuvarlak yaptığımız yerleri belirgin hale getiriyorum. Ve çiçeklerin içerisinden çıkan şöyle içerisinde polenlerin bulunduğu küçük küçük organları çiziyorum. Şimdi boyamasına geçelim. Bu organları turuncuyla yapalım. Daha belirgin olsun. Atalım araya. Ve çiçeğimizi sarı tonda boyayalım. Ve çiçeğimizin sapını bu defa birazcık daha koyu bir yeşille boyayalım. Ve çiçeğimiz hazır. Şu aralardan çıkan kontürleri de turuncuyla atmak istiyorum. Çiçeğimiz hazır. Gülleri açmak üzere ilkbahar mevsimindeyiz. Madem öyle güzel bir gül yapalım şuraya. Gül tomurcu. Hemen şuraya bir yarım daire. Böyle. Bir yarım daire. Üzerine de sanki bir fındık tanesi gibi şöyle bir yuvarlak yaptık. Şimdi gelelim gülümüzün şeklini nasıl yapacağımıza karar verelim. Şuradan İçini yapacağız. Şuradan aşağıya bir yaprak götürelim. Şu kısmından geldikten sonra şöyle gelsin. Şuraya bir yaprak indirelim. Şimdi bu yaprakları belirginleştirelim. Şimdi gelelim gülümüzün bu kısmına. Şöyle yapalım burasını. Yapraklar kıvrılacaktır buradan. Buradan şuraya doğru şöyle gitsin. Sonra içerisinde şöyle eğriler. Ve burada yuvarlaklar olacaktır. Şu alt kısmında bir tane tomurcuğun altında bir yuvarlak kısım daha olacaktır. Ve burada da sapı olacaktır. Şimdi yapraklarını boyayalım. Şimdi kırmızı bir gül olsun.
daha tam açılamamış bir tomurcuk yapmış olduk. Şimdi şu kısımları birazcık daha belirgin hale getirmek istiyorum ben. Şöyle şuraya bir yaprak atalım. Sanki buradan yine açılacak bir gül tanesi gibi olsun. Evet, bu da tamam. Bir tane de sümbül çizelim. Sümbülde bir tane şöyle boynunu çizelim. Boynunu bükmüş olsun. Şuradan şöyle dairemizi tamamlayalım. Şuraya da dış hattını belirleyelim. Şöyle olacak. Şimdi dış hattını yaprak haline getirelim. Şimdi buradan şöyle dış sapını yapalım. Şimdi şuradaki yaprakları belirginleştirelim. Burada böyle bir yaprağı olsun bu sümbülün. Şuradan şöyle gelsin. Şuradan da böyle gelsin. Belirginleştirdik. Şurayı da aynı şekilde dalgalı dalgalı yapalım. Ve içerisinden yine aynı şekilde şuradaki gibi polenlerin içinde bulunduğu organlarını yapalım. Ve sıra geldi boyamaya. Şimdi iç kısmını daha hafif bir morla az bastırarak boyayalım. Ve gelelim polenlerin bulunduğu organlara. Evet, hemen yapraklarımızı da boyayıp bitirelim. Çocuklar, sizler bu çiçekleri bir araya getirerek de irili ufaklı çizimler yaparak bir bahar resmi elde edebilirsiniz. Bu çiçeklerin birleşimiyle koskocaman bir bahar resmi oluşur. İstediğiniz çiçeği istediğiniz yere çizerek çok güzel resimler çizebilirsiniz. Çiçek çizimleri için bence bu kadar yeterli. Bahar mevsiminde hemen baharla birlikte, yağmurlarla birlikte sağımızda solumuzda gördüğümüz mantarlardan bir tane de mantar çizmek istiyorum. Şuraya şöyle bir yuvarlak çizmek istiyorum. Ardından da şöylece alt kısmını çizmek istiyorum. Şimdi mantarımızın şu alt kısmına şöyle bir ayak çizelim. Bazı mantarlar dışa doğru yükselirler. Bu şekilde bunu çizelim. Ve üstüne beyazlıklarımızın geleceği yerleri boyayacağımız kısımlarını yapalım. Ve mantarımızı şöyle renklendireceğiz. Ama öncesinde şu kısımlarını belirginleştirelim. Bazı mantarların bu şekilde kat kat yüzeyleri olabiliyor. Evet, şimdi hafiften şuralara gölgeler ekleyelim. Şimdi kırmızımızı alalım. Ve mantarımızı kırmızıyla boyayalım. Bence çok güzel oldu. Evet, mantar çizimimiz de bu şekildeydi. Şimdi 2-3 tane de ağaç çizimimiz var. Ağaçların nasıl çizildiğini de birlikte arka sayfaya yapalım. Ve videomuzu bitirelim. Şimdi ağaç, sadece çevremizde tek çeşit ağaç olmadığını sizler de görmüşsünüzdür. Birkaç çeşit ağaç çizebiliriz. İlk çizmek istediğim ağaç türü çam ağaçları. Yani kısaca şöyle yapıp, eskiden böyle yapardık, bırakarak şuraya da bir tane sap yapıp bırakırdık. Tabii ki biz bu şekilde öğretmeyeceğiz. Şimdi
Aynı işlemi şöyle yapalım. Bakın buradan geldim. Yine üçgenle yapmış olacağız. Ama bu defa üçgenlerimiz birazcık daha derli toplu şekilli olacak. Ağacın büyüklüğünü ne kadar büyük yapmak istiyorsanız bu üçgenlerin sayısını o kadar arttırabilirsiniz. Ben bir tane daha yapacağım. Evet. Aynı şekilde sap kısmını da buraya indirdim. Ağacımızın gövdesini yaptık. Ve şuraya şöyle bir kovuk yapalım. Şimdi ağacımızı boyayalım. Ağacımızı koyu bir yeşille boyarsak bence çam ağacına çok güzel yakışan bir renk bu. Şimdi yuvarlak bir ağaç çizmek istiyorum. Genellikle yuvarlak bir büyük yuvarlak çizeriz. İçerisine altını da gövdemizi ekleriz. Ve ağacımız hemen hemen tamam olur. Şimdi bu ağacın yuvarlak formunu, hiçbir doğada bu şekilde tam bir yuvarlak ağaç göremeyiz. O yüzden bunu bozacağız. Biraz şöyle. Bu şekilde yaptım ben. Şuraya şu ağacın devam noktasına dallar ekledim. Şuradan da bu ağacın şu dalının devamına dallar ekledim ve boyama kısmına geçtik. Ve yeşilimizi aldık. Ağacımızı yeşile boyuyoruz. Ellerimiz alıştıktan sonra bu belirleme çizgisini yuvarlak olarak çizmeden direkt bu şekilde de çizebiliriz. İki ağaç formumuz daha kaldı. Hemen onları da çizelim. Gövdesi büyük, yaprakları yukarıda bir ağacımız olacak. Bir tane de kurumuş ağaçların yaprakları biliyorsunuz kış mevsiminde dökülüyor. Kurumuş ağaç dalı çizeceğiz. Bir tane önce kurumuş ağaç dalımızla başlayalım. Ağacımızı hemen hemen tamamladık. Şöyle şuraya dalının olduğu yeri belirtelim. Birkaç tane daha dal çizgisini yapalım gövdesine. Ve bu ağacımızı şöyle çok bastırmadan açık bir kahverengiyle boyayalım. Ağacımızın sağında solunda küçük yapraklar da kalmış olsun. Bu yaprakların içerisine hafif bir kırmızılık da çok yakışacaktır. Çünkü dökülen yapraklar direkt sararmaz. Sarının ve kırmızının çeşitli tonlarında sarıdan kahverengiye doğru tonlar elde eder. Son olarak bir ağacımız daha var demiştik. O da gövdesi. Şu şekilde bir ağacımız olsun. Bu ağacımızın şurasından şöyle bir dal çıksın. Şurasından şöyle bir dal çıksın. Buradan da böyle bir dal çıksın. Normalde yuvarlakla belirtmek istiyordum ama yuvarlak değil. Daha önce söylemiştim. Gözümüzün gördüğü hiçbir yerde her şey tam yuvarlak değildir. Çeşitli dal formları yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi şu ağaçların dallarını tek dal, tek çizgi şeklinde değil de biraz daha kalın şekilde şekillendirip boyamaya geçebiliriz. Boyama yaparken tek renk kullanmak yerine yeşilin tonlarını da kullanabilirsiniz. Çünkü çevremizde gördüğümüz hiçbir şey tek renkten oluşmamaktadır.
yeşilin tonlarından, yeşilin farklı tonlarından oluşabilir. Evet, bugünkü dersimizde çiçekler çizdik, ağaçlar çizdik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.